alanlarıyla, antik taş ocaklarıyla, endüstriyel peyzaj alanlarıyla gerçekten de Madrajoy Parkı'nın doğal, kültürel mirası içerisinde çok önemli bir yere sahip. Biz de bugün Kadri Kayabey ile beraber Ayvalık'taki sulak alanların son durumunu kontrol etmek için, tespit etmek için ve malum mevsimde kuşlar için göç mevsimi, bunu kontrol etmek amacıyla bugün bir saha çalışması yapıyoruz. Ayvalık'taki sulak alanlarını birlikte geziyoruz, birlikte inceliyoruz ve bu tabii ki en önemli sulak alanlarından bir tanesi Karakoç Deresi sulak alanının içerisindeyiz şu anda. Sabah Madra Barajı ile başladık. Madra çayının denize döküldüğü yerden itibaren Altınova'daki buraya kadar geldik. Buradan da tabii ki Badavut'a doğru devam ediyoruz. Burası da gerçekten Ayvalık'taki diğer sulak alanlar gibi son derece önemli. Tabii ki bu sulak alanı ya da Ayvalık'taki sulak alanları önemli kılan en önemli argümanlardan bir tanesi hemen karşımızdaki Midilli Adası'nın varlığı ve Midilli Adası'ndaki Kalloni ve Gera Körfezleri gibi sulak alanların varlığı. Bunlar adadaki büyük sulak alanları ve buradaki sulak alanlara özellikle turizm mevsimi dışında çok sayıda ziyaretçinin gelmesi, bu kuşları gözlemlemek amacıyla da uzun süre kalması ada turizmini doğrudan etkiliyor. Biz Ayvalık'ta sizin de çok iyi bildiğiniz gibi sadece Balıkesir'in değil, Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonlarından bir tanesi, mutlaka gidilmesi gereken, mutlaka gezilmesi gereken yerlerinden bir tanesi. Tabii ki bugüne kadar birçok insanın farkında olmadığı, bizim de bununla ilgili yaygın etki oluşturamadığımız sulak alanlar aslında Ayvalık'ın plajları kadar, Ayvalık'ın mutfağı kadar, Ayvalık'ın o tarihi evleri kadar kıymetli ve önemli. O nedenle de Kadri Bey ile bu konuda bilgi alışverişinde bulunuyoruz. Kendisi de bugüne kadar uzun yıllar Ayvalık'taki ornitolojik olarak kuşları sistematik olarak gözlemleyip onların türlerini tespit etmeye yönelik çalışmaları var. Biz de ondan ayrıntılı bilgiler alıyoruz. Şu anda da Karakoç Deresi sulak alanım burası. Mahalli önemi haiz Evet. sulak alanı. Böyle bir statüyü kazandırabildik buraya. Evet. Bu statüde bütün Ayvalık sulak alanları bu statüde mi yoksa Karakoç mu sadece? Sulak alan. Evet. İkisi de aynı dönemde zaten bu şeyi sağladılar. Daha Devam çok edelim. buradaki, evet, kuş yani buraya gelen türler hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Çünkü çok spesifik bir konu. Aslında kışlayan türler açısından çok önemli burası. Çok ciddi sayılarda kuş, ördek türleri burada kışlıyor. Sonrasında şu anda mesela kışlayan türlerimizi gönderdik. Göç eden türler artık gelmeye başlıyor bizde. Alanın büyük bir kısmı da bu tuzcu bitkilerle dolu ve bunların arasında pek çok kuş yazın yürüyecek buralarda. Onlar için bir üreme alanı olacak. Göç eden türler de bunların arasında gece saklanabilecek, beslenecek yer. Hepsi için burası ortak ve olmazsa olmaz bir konaklama ve beslenme noktası. Ve Ayvalık'taki de en büyük ve en önemli nokta diyebiliriz iki tarafı da bu Karakoç Deresi'nin ağzının Doğusu ve güneyi, batısı evet. güneyi ve kuzeyi çok güzel bir habitat oluşmuş burada ve bunu koruyabilirsek jeoparkında ve sizlerin de bence buna çok değerli katkıları olacağını zannediyorum. Yani ben kesinlikle İda Madra Jeopark Belediyeler Birliği Başkanımız yani bu konularda çok duyarlı gerçekten. Ayvalık'taki sulak alanlarla ilgili bir farkındalık oluşturmak için o geniş kitlelere ulaşabilmek için onlara haberdar edebilmek için önümüzdeki süreçte Ayvalık'ta mutlaka sulak alanlarla ilgili bir bilimsel ve bilimi popüler hale getirecek sizin gibi uzmanların desteğiyle bir etkinlik yapalım. Çok güzel olur diye düşünüyorum. Harika, çok sevindim. Ördekler yine buraya giriyorlar. Burada besleniyorlar, saklanıyorlar. Yine küçük balaban.
avlanma yapıyorlar mı? Ördekler dediğinde mesela bu sefer avcılar geliyor mu? Hani eskiden evet, maalesef. Hatta Ayvalık'ta benim ilk gördüğüm Enobaş Patka sürü var mesela ördek sürü. Onu burada maalesef bir avcılar elinden ödül olarak almak zorunda kaldı. Öyle mi? Bir farklı. Avlanması yasak olan bir şey yani. Onlar da buraları bırakıp daha güvenli ve daha beslenebilecekleri alanlara doğru mutlak surette kaçıyorlardır yani gerçekten. Yani bizim Ayvalık'taki sulak alanları özellikle bu kuş türleri için güvenilir ve sağlıklı beslenebilecekleri alanlar haline getirmemiz lazım. Bunu yaparsak tabi bu da bilinçle olacak hiç şüphesiz. O bilinci kazandırmamız lazım. O farkındalığı kazandırır. Bunu da Ayvalıklılara başta olmak üzere Balıkesir'e yaygın etki olarak sunabilirsek sanıyorum güzel şeyler olabilir. Vardır yaptığımız çalışmalarla biz bunu zaten bir kısmını oluşturmaya çalıştık. Evet, devam da ediyoruz. Nerede neler var, nasıl oluyor, kim geliyor, kim geliyor, nerelerde konaklar, nerelerde popülasyonlar yüksek oluyor. Ve bunlara hangi turist grubu gelip görmek isteyebilir ve bunları nerede ağırlayabiliriz? Mesela bu 1 Nisan'dan sonra ya da işte bayramdan sonra böyle bir etkinlik yapabiliriz. Sulak alanlardaki gözlemle ilgili hani gelmek isteyenleri hani misafir edip onlara ama şöyle konuya gerçekten ilgili hani bunlar üniversite öğrencileri olabilir veya ornitoloji alanında sizin gibi özellikle bizim bölgeye yakın bizim bölgeyle de ilgilenen yani İzmir'den işte ne diyeyim İstanbul'a kadar olan bölgedeki sulak alanlarla ilgilenen insanlarla ilgili böyle bir farkındalık hani özellikle yerel ve ulusal basının da desteği